Herkese merhaba. Bugün Kartal'dayız. Balık bakıyoruz. Evet, mevsim balığa uygun ama bu sene balık çok uygun değil. Ama bu 2020'de gelen felaketleri düşündüğümüzde balığın az olması da gayet kabul edilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Şu an Kartal tarafında balık elindeyiz. Bu sene balığın az olmasının sebebi sence ne olabilir? %99 hava ve troll. Troll ve hava. Troll ve hava. Ne olursa daha trollar, iyi. Trollar bizde olduğu sürece bizim balığımız bir şekilde gider. Her sene biraz daha kötüye gider. Yani doğaya saygı duyacağız. Saygı duyacağız. Denizlerimize saygı çıkacağız. Trolları yasaklayacağız. İki sene içinde balığımız olur. Bu şekilde giderse iki sene sonra bu balıkları da alamayacağız abi. Burada yüksekleri, en üsttekilere sesleniyorum. Doğayı koruyacağız ki. Doğayı koruyacağız, sahip çıkacağız. Gelecek nesillerdeyiz. Aynen. Bizden sonrakilere en azından çıkacağız. Çok teşekkür ederim. Yoksa her gün kötüye gidiyoruz abi. İnşallah daha güzel olur. İnşallah. İsim neydi? Ali Güler Hanım. Çok güzel oldu. Hadi kolay gelsin. Aldığımız kardeşler bunlar. Bir fotoğraflar yapacağız size. Şu an aynen aldık. 1 kilo yaptık. Sıraladık. Güzel de. Evinizde bunu rahatlıkla yapmalısınız diye düşünüyorum. Sağlıklı, serinler. Balıklar da böyle aynen geldi. Oldukça temiz ve güzel. Sarı kanat lüfer arası. Sarı kanat lüfer arası. Üstadımız konuyu böyle şey yaptılar. Bakıyoruz. Hem balık. Maltepe Balıkçı sahile geldiğinizde sizi böyle denizde harika bir atmosferde karşılıyor. Gerçekten tadını çıkarabileceğiniz gayet güzel, harika bir yer. Gelin. Eğlenin, tadını çıkarın diyebilirim. Hava iyi olduğunda çocuklar da gayet rahat oynar. Balıklar güzel, taze, mutlak suretle gelin. Selamlar, sevgiler. Şu anda Bifor'dayız. Karidesler efsane oldu görüldüğü gibi. Ve balık çorbası da kendinden geçti. Bu balık çorbası ihtiyaç sahiplerine de dağıtılacak. Çünkü bir kazan yaptık. Gerçekten etkileyici. Başarılı bir balık çorbası. Yapan ellerine sağlık diyoruz. Karides efsane.